O müdür merak ediyor. Ayhan nerede nerede? O zaman daha çıksa daha iyi olurdu. Bir şey diyebilir miyim? Bu tamam. Ayhan'a karşı bir iftira söz konusu ama öyle bir şeyle alakası yok. Hı-hı. Öyle bir şey olamaz. Evet, tamam. Her zaman göz önünde olan bir insan. Bu bir iftira. Her zaman göz önünde olan bir insan bir şey yapar mı kardeş? Araba festivaline gidiyorum ben Burdur'a. Festival çok güzel geçiyor. Binlerce araba, 10.000 tane insan geliyor böyle. İşte araba, motosiklet, tır, otobüs böyle her türlü araba geliyor. Taksisi dolmuşu. Güzel. Bunu yaptık kardeş. Olay bitti. Ben bir saat bir dinlendim. Orada 3-4 tane bir içtiydim. Olay bitti. Bir saat bir dinlendim. Arkadaşlar ben Burdur'da bara gittim. Barda da böyle mekan sahibi, garsonu, komisi, müşterisi, kızlar, erkekler, herkes beni çağırıyor. Sahneye çıktım. 4-5 saat konuştum. Sizden de bir şov yaptım. Sonra bar 1-2'de kapandı. Dedik ne yapak, ne yapak? Dediler ki burada bar yok. Pavyon var mı yok? Gazino var mı? Bar var mı da yok. Ne yapak abi, başka yerde var. Ben il olduğunu bilmiyorum. Başka bir ile yanımda 10 tane erkek var. Kimse gelmiyor. Ben tek başıma taksiyle başka ile gidiyorum. Burdur'dan Isparta'ya geçiyorum. Isparta'ya gittiğimi bilmiyorum. Ben gece kulübüne gittiğimi biliyorum. Hmm. Ben şimdi Isparta'da bara girdim kardeş. Beni bodyguardlar tanıyor. Güvenlikler Ayhan abi hoşkan, Ayhan abi geldi. Ben DJ kabininde bana masa ayırtmışlar özel. Millet de beni orada kızlar geliyor resim çekiniyor. Erkekler de geliyor. Demek ki bana oradan gıcık olan insanlar var erkekler. Bu kızlarla resim çekiniyor falan filan derken. Orada müdür geldi. Sen dedi burada dedi bir şeyler mi yapıyormuşsun dedi. Bir şeyler satıyormuşsun dedi. Geldi beni müdüriyete çekti. Bodyguardlar yanıma geldi. Beni tanıyor ya. Tamam dedi Ayhan'a bir şey yapmayın gönderin dedi. Ben kapıya çıktım. Geldiğim taksici olan da kapıda. Abi gidiyoruz mu dedi. Oradan 9-10 kişi bana saldırdı. Haydır dedi. Sen dedi buraya gelip bir şeyler mi yapıyorsun dedi. İsmini kullanmıyorum. Neyse bodyguardlar beni babayla birbirler. Tişörtlü beni korudular. Taksiye bindim gidiyorum. Dedim oğlum montum yok. Angaracı montum yok siyah. Dediler abi montu ne yapacaksın? Şimdi bebeler orada da bir şey olur. La olacak oğlum dedim. Ben mont almaya döndüm dolaştım. Mont almaya geldim. Oradan başka bebeler var 5-10 kişi. Abi sana küfür ettiler, ayıp ettiler, bir şey mi oldu dediler. Ben de taksideyim. Bir şey olmadı kardeş dedim. Orada saldıran bebeler gene geldi. Orada bekliyorlarmış. O bebeler gene orada bana vuramadılar ya. İlk orayı anlatıyorum. Bana vuramadılar. Orada bekliyorlarmış. Ben de oradaki 6 kişiye güvenip aşağı inince bana bunlar onları kovaladılar. Siz buradan gidin dediler. Bana saldırdılar. Bana saldırınca taksici de kaçtı. Benim yanımda şimdi bir neşteri yok. Bir tane çakı yok. Bir aşesi arıyorum bulamıyorum. Dükkan arıyorum camı kıracağım cam bulamıyorum. Sonra taksici yok. Oradaki 3 tane kız vardı. Kız arkadaş geldi onlar araya girdi. Şimdi ben 4-5 kişi kimseyi dövmem. Ben suçlu da değilim de suçlu olsam 4 kişi bir adama girilmez. Peki madem 4 kişi beni dövüyor. Bana öldüm öldü yazmışlar da. Kardeş bana vurdu benim şimdi. Ben ondan sonra 12 saat otobüs yolculuğu yaptım tek başıma. Elmacı kimme gelmiş. Eve geldim yattım. Bugün 20-36 saat oldu. Gözlerimin altı şişti. Elmacık kemiklerime tekme gelmiyor ama vücudumda kovmayacak şey yok. 2-3 kişi bir adamı dövecek, yere yatıracak. Tekme tokat atacak. Kafatası çatlar, burnu kırılır, yeri kırılır. Ben şimdi gözlerimin altı morardı. Bir de ayakta duramıyorum. Ayakta dursam onlar dünyanın en şanslı insanlarıymış. Ben de öyleyim. Ben cezaevini görmesem ben de cahilim, onlar da cahil kardeş. Haksız mıyım? Şimdi benim orada bıçağım küçük ufak bir neşter bıçak olsa soksam birinin damarına gelse o mezara gidecek, ben cezaevine. Ben yasal olmayan bir iş yapıyorum. O zaman ben orada, oğlum ben orada bıçaklayın bırakın. Ben orada vuruyorsun, niye bırakıyorsun? Bir de bu video. Ya yandaki kızları kıskandılar. Şimdi moda, Türkiye'deki zamlar ekonomi değil. Şimdi moda ne kardeş? Mafya olacaksan gayrimeşru küfredersin. Tribün lideri olacaksan, tribüncüysen tribün liderine küfredersin. Sosyal medya fenomen olacaksan sosyal medyalarına takılırsın. Bana küfredersin. Ben de mesajlara bakmadığım için bana kimse küfredemiyor. Çünkü mesajlara bakmıyorum. Dünyanın en rahat insanıyım. Arayana bakmayan adam. Instagram'da, YouTube'da, Instagram'da benim bir sürü bana bir milyon mesajım var. Hiçbirine bakmamışım. O hundur gözükmemiş. Benim WhatsApp'ım var. Hiçbirine bakmam. Onlara bakmam. Ayhan'a demek ki bunlar nasıl ünlü olabilir? Nasıl ünlü olabiliriz? Ayhan gece kulübü nerede var? Isparta'da orada. Plan var mı yok onu bilmiyorum kardeş de. Şimdi moda bu. Sizin de şansınıza bende emanet yok. Kardeş bu olay 10 saniyede oldu. Beni sıktı yere düşürdüler. Bana tekmelediler. Bunlar ünlü, sosyal medyada ünlü olacakmış herhalde. Orada ben de geldim. Benim de tek hatam, yanımda benim bir tane ufak bir kesici alet yoktu. Kardeş iyiyim. Benim tek hatam, tek başımaydım. Kafam iyiydi, düştüm. Bana orada vurdular. Bir şeyimiz yok kardeş. 10 saniye içinde oldu. Ben bindim. Burdur'a gittim. 5 saat orada durdum. Sonra geldim Ankara'ya geldim. 12 saat otobüs yolculuğu yaptım. Bir şey yok kardeş. Olay niye büyüdü? Türkiye'de gündem bu kardeş. Ya tribün lideri olacaksın, ya mafya olacaksın, ya sosyal medya fenomen olacaksın. Sosyal medya fenomen olacaksın. Ve bunlar da bunu istiyormuş. Bir şey de demiyorum kardeş. Olanı uzatmanın da alakası yok. Tamam. Bir sıcağız can olur kardeş. Bir sıcağız can olur. Tamam. Çek. Arkadaşlar
Elmacık kemiğime bir de şu sol kulağıma geldi. Tekmeler geldi. Ben otobüs yolculuğu yaptım. Hiçbir şey yok. Eve geldim. Gece sabaha karşı gözlerimin altı morardı. Sadece morarıklı var. O da yansıma olmasın diye televizyona çıkıyoruz. Işık vurmasın diye. Abi böyle makyaj yaptık ama gözlerimin altı morardı. Kardeş elimde kolumda bir şey yok. Abi kalkıyorum. Var mı kardeş? Olay büyütecek bir şey yok. Kolumda, bacağımda, vücudumda bir şey yok. Sadece elmacık kemiğime tekme geldi. Burnumda, elimde bir şey yok. Sadece gözlerimin altı morardı. Böyle büyüdü ben de anlamadım. Vallahi reklamı hiç kötü olmaz ama onlar da bir cahillik yaptı. Ben de bir cahillik yaptım. Tek başıma geziyorum. Onlar da cahillik yaptı. Olay oldu bitti. Sıcağı sen oldu bitti. Olay büyüdü. Ama ne olmuş? Göster bir. Göstersene kızım. Çekmiyor, seni çekmiyor. Şurada göster. Ne olmuş? Göster bir. Nerem olmuş? Gözümü göster bir. Nerem olmuş? Evren. Bir sarıl babaya, sarıl. Sarıl, sarıl hadi. Öp. Nerem de var kızım, göster. Nerede var Eylül? Burada. Burada. Ne olmuş babaya? Düşmüş mü? Şimdi arkadaşlar ben şimdi olayı yine insanlar büyüttü. Ben büyütmedim. 10 saniye bana vurdular, bıraktılar. Ben de Ankara'ya gelmişim Burdur'dan. Şimdi hastaneye gittim mi? Yok. Rapor aldım mı? Karakola gittim mi? Yok. Jandarmaya gittim mi? Ben şikayet etmem. Edilirim bir. İki. Ve olayı niye büyütüyorum kardeş? Burama tekme geldi. Gözlerim altım onardı. 7 gün sonra geçer bitti. Abi bu olay bitti. Şimdi bir kinin, öfken bir şeyin var mı? İntikam almak istiyorsun. Şimdi bütün ben yeni duyuyorum tabii. Saat şimdi öğlen oldu herhalde. Bütün 81 ilden abilerimiz, kardeşlerimiz, bizim Ankara üçlü kardeşlerim, abilerim, ben Ankara seven Ankara'nın bebeleri, herkes böyle işte o yani öyle deriz, oyunun suçu yok ama Isparta'ya gidelim, asalım, keselim, vuralım. Böyle bir şey yok. Bir sıcağız canı olur. Onlar 3-4 kişi bana saldırdı, vurdu. Biz de tekme yediğimizde kaldık. Bu iş bitti kardeş. Öyle bir kinimiz yok kardeş, öyle bir şeyimiz yok. Olan oldu bitti. Hı hı. İşi büyüten insanlar. Vallahi ben şimdi olay 10 saniye olduğu için ne kinim var ne öfkem var. İnsan olayı büyüttü. Beni herkes arıyor, soruyor. Allah razı olsun. Öcünü alalım, intikam alalım. Öyle bir şey yok. 10 saniyede oldu, bitti. Öyle kardeş. Uzatman alemi var mı? Yok. Biz çocuk değiliz, cahil değiliz. Biz her şeyi gördük, geçirdik. Allah'a dua ediyoruz biz. Başımıza bir olay büyümedi inşallah.